Evet, sayın konuklarımız, bugünkü ilk Yüksek İnsani Değerler Ödülünü İslam bilim tarihine katkıları nedeniyle 30 Haziran 2018'de kaybettiğimiz değerli bilim insanı merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin için sunacağız. Öncelikle Profesör Doktor Fuat Sezgin için hazırladığımız kısa bir biyografi filmimiz bulunuyor. Buyurun hep birlikte izleyelim. Profesör Doktor Fuat Sezgin. Profesör Doktor Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te doğdu. Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943 yılında ilk planına göre matematik okuyup mühendis olmak için İstanbul'a geldi. Bir akrabasının tavsiyesi üzerine İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter tarafından verilen bir seminere katılan Sezgin, ilk planını kökten değiştirdi. Ritter'in anlattıklarının büyüleyici etkisi altında Fuat Sezgin ertesi gün derslerine kaydolmak üzere enstitüye gitti. Ne kayıt için son günün geçmesi ne de Ritter'in alanının çok zor olduğuna yönelik uyarmaları Sezgin'i kesin kararından vazgeçirebildi. Alman ordusunun 1943 yılında Bulgaristan'a kadar ilerlemesinden dolayı Türkiye'de üniversite öğretimi askıya alındığında Ritter öğrencilerine bu uzun arayı değerlendirmelerine, Arapça öğrenmelerini tavsiye etti. O sırada Fuat Sezgin, Cerîret Taberî'nin tefsirini Türkçe meali içeren kitaplarla karşılaştırmaya karar verdi ve zor bir dille yazılan tefsiri anlayabilmek için 6 ay boyunca her gün 17 saat Arapça çalıştı. 6 ayın sonunda Taberî tefsirinin Arapçasını gazete okur gibi okuyordu. Helmut Ritter, Ebu Hamid el-Gazali'nin İhya-ı Ulumiddin kitabını okuması için Fuat Sezgin'in önüne koyduğunda öğrencisinin bunu kolayca başarabilmesine çok memnun oldu. Dil öğrenmede büyük yeteneğe sahip olan Fuat Sezgin'in 5 dile aynı anda başlayarak her yıl yeni bir dil öğrenmesini önerdi. Sezgin de ileri yaşlarına kadar bu yüksek çalışma temposunu devam ettirdi. 1947 yılında bedi ilminin tekamülü konusundaki tezini bitirdikten sonra Helmut Ritter'in danışmanlığıyla Ebu Ubeyde Memar İbn el-Musenna'nın Mecazül Kur'an'daki filolojik tefsirini konu alan ikinci bir tez hazırladı. Fuat Sezgin, doktora tezi için araştırmalarını sürdürdüğü Muhammed el-Buhari'nin hadis kitabından bazı yerlerin Mecazül Kur'an'dan alındığını fark etti. El-Buhari'nin yazılı kaynakları kullanmış olması, daha önce akademisyenlerin ve muhaddislerin mecmualarının sadece sözlü geleneğe dayandıklarına dair tezlerinin yanlış olduğunu kanıtladı. Fuat Sezgin, Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar adındaki takdim tezini 1956 yılında yayımladı. 1960 yılında Türkiye'deki askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Sezgin, Türkiye dışında çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldı. Çaresiz anavatandan ayrılarak Frankfurt Üniversitesi'nde araştırma ve öğretim faaliyetlerine devam etti. 1965 yılında Cabir İbn Hayyan konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'da yazdı ve bir yıl sonra profesör unvanını kazandı. Aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin'le evlendi. Kızları Hilal 1970 yılında dünyaya geldi. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam bilim tarihinin yani Geschichte des Arabischen Schifftums'ın ilk cildini 1967 yılında yayımladı. 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini hazırlarken tamamlayamadan vefat etmiştir. Bu kapsamlı eserin muhtelif ciltlerinde bulunan konulardan bazıları şöyledir. Kur'an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlar, dil bilgisi, matematiksel coğrafya, İslam'da kartografya, İslam felsefe tarihi. Karl Brockelmann'ın Geschichte der Arabischen Literatur adlı eserini geliştirmekle ilgilenen ve farklı ülkelerden seçilen 10'dan farklı akademisyenden oluşan bir komite gazete takdir etti ve Brockelmann'ın eserini geliştirme işini Sezgin'e bırakmaya karar vererek 1967 yılında kendisini lağvetti.
Aynı yıl Fuat Sezgin'in İstanbul'da bulunan hocası Ritter'in uzman gözüyle değerlendirmesini öğrenmek için birinci cildin bir kopyasını gönderdiği zaman tecrübeli şarkiyatçı, böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da hiç kimsenin yapamayacağını ifade ederek Fuat Sezgin'i kutladı. 1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler Ödülü'ne layık görülen Fuat Sezgin, bu ödül kendisine takdim edildiğinde verilen bu desteği değerlendirerek 1982 yılında Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'ne bağlı olan Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften'ı kurdu. İslam bilim aletlerini kitaplardan modeller halinde insanlara tanıtmak isteyen Alman fizikçi Erhard Widemann 1900 yılında İslam bilim aletlerinin modellerini yapmaya başlamış, 1928 yılına kadar hayatının yaklaşık 30 yılında 5 aletin modelini yapmayı başarmıştır. Profesör Doktor Fuat Sezgin, acaba 30 aleti yapmayı başarabilir miyim? Bir müze olmasa bile bir odayı doldurabilir miyim? Düşüncesiyle başladığı çalışmalarını Frankfurt'ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 800'den fazla alete ulaştırmıştır. Müzede İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarını, bilimsel alet, araç ve gereçlerinin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı 800'den fazla örnekleri sergilenmektedir. Aynı binada hayatı boyunca dünyanın her yerinden büyük bir özenle zorluk ve sıkıntılara katlanarak aldığı 45 bin ciltlik kitapla kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. Bazı kitapları sahasında orijinal tek nüsha olma özelliğini taşıyan bu kütüphane, İslam bilimler tarihi açısından dünyada tek olma özelliğine sahip koleksiyon bir ihtisas kütüphanesidir. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla ikinci bir müze 2008 tarihinde içerisinde yaklaşık 700 eserin olduğu ve bu eserlerin tamamına yakını kendisinin çabalarıyla bağış olarak kazandırılmış İstanbul Gülhane Parkı içerisindeki binada bütün milletimize armağan edilmiştir. Bu müzeler, Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini, bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sunmakta olup, kendi sahasında dünyada bir yenilik arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam bilimlerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını göstermekle birlikte, bu keşif ve buluşların değişik yollardan Avrupa'ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde sunmaktadır. Böylece bilimler tarihinin de bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak tam bir objektiflikle ispatlamaktadır. Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette, Profesör Doktor Fuat Sezgin tarafından yazılmış olan 5 ciltlik toplamda 1121 sayfa İslam'da Bilim ve Teknik adlı katalog eser bulunmaktadır. Böyle bütüncül ve kapsamlı bir eser bugüne kadar müze kataloğu olarak ilk defa yazılabilmiş, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayımlanmıştır. 2010 tarihinde İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurulmuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında öğretime başlamıştır. Fuat Sezgin'in vakıf tarafından yayımlanan kitaplarının satışından elde edilen gelir öğrenci burslarına tahsis edilmektedir. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Profesör Doktor Fuat Sezgin çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülmüştür. Bunlardan bazıları Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fasrabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğidir. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından Profesör Doktor Fuat Sezgin'e Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Ayrıca Frankfurt am Main Goethe plaketi, Almanya 1. derece federal hizmet madalyası, Almanya üstün hizmet madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir. Profesör Doktor Fuat Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görülmüştür. 30 Haziran 2018 tarihinde vefat etmiştir.
Sayın konuklarımız, öncelikle Yüksek İnsani Değerler Ödülünü takdim etmek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Zelkay'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Profesör Doktor Sayın Fuat Sezgin'in ödülünü almak üzere Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Sayın Mecit Çetinkaya'yı sahneye davet ediyorum. Bugün ödülü almak için Profesör Doktor Sayın Fuat Sezgin'in değerli eşi Doktor Sayın Ursula Sezgin aramızda olacaktı ancak küçük bir sağlık sorunu nedeniyle Almanya'dan gelemediler. Kendileri geçmiş olsun diyoruz. Evet. Profesör Doktor Sayın Fuat Sezgin adına üniversitemizin simgesi olan Hisseden İnsan Heykeli ile birlikte Üsküdar Üniversitesi İyilik Ormanı Fidan sertifikasını da takdim ediyoruz. Ayrıca 2019-2020 eğitim öğretim yılında kendisi adına bir öğrencimize de burs verilecek. Alkışlarınızla tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mecit Bey'den bir konuşma rica edeceğiz. Buyurun lütfen. Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Rektörlerim, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın öğrenciler, misafirler, bu ödülü almaktan dolayı Sayın Profesör Doktor Fuat Sezgin adına çok mutluyum. Ödül almak için eşi hanımefendi Ursula Hanım buraya gelmek istiyordu. Uçak biletini de almıştık. Fakat maalesef son anda hastalandı, ateşi çıktı. Şu anda evinde yatmakta ve bundan dolayı gelemedi. Kendisi de Sayın Rektörümüz başta olmak üzere bütün misafirlerden özür diledi. Onu takdim etmek istiyorum. Sayın hocamızla ilgili burada zaten uzun bir biyografisi okundu. Ben hocamın bilim dalında değil de özel hayatıyla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Hocam 60 yıl Almanya'da yaşamasına rağmen buradan kovulup gitmiş olmasına rağmen 60 yıl boyunca Almanya'daki Alman Cumhurbaşkanı'nın ve üst yöneticilerin ısrarlı söylemlerine rağmen Alman vatandaşı olmamıştır ve 60 yıl boyunca Türk vatandaşı olarak kalmıştır. Kendisinin bu konuşmalar çerçevesinde tek bir amacı vardı. Bu amacı, ben aslında Ursula Hanım geleceği için bir konuşma falan hazırlamadım. Burada spontane birkaç şey söylemek istedim hocamla ilgili. Hocam günde 17 saat çalışan, öğlenleri eşi de yaşlıydı zaten. Yaşlı eşinin yaptığı bir tabak çorbayı bizim eskiden babalarımızın, dedelerimizin işe giderken götürdüğü sefer tasıyla Ensu'ya çalışma yerine götürüp orada sadece bir tabak çorba içen ve 17 saat boyunca çalışan evinden Ensu'ya, Frankfurt'ta Ensu'dan de evine giden bir insandı. 60 yıl boyunca böyle devam etmiş bu. Bir gün gittiği yolu kazımışlar. Yolu kazdıkları için devamlı da başka bir yer etmemiş. Frankfurt'ta başka hiçbir yerde bilmiyor. 60 yıl yaşamış olmasına rağmen gece 2'de polisler eve götürebildiler. Yolu kaybetmiş, bulamamıştı. Kendisinin bir de bir pardüsesi vardı. Bu pardüse beyaz bir pardüsesi. Eşi hala o pardüsesini saklıyor. Üstünde giydiği. Bir de bir cüzdanı vardı. O cüzdan yamalı. Artık içinden evrakları gözüküyor. Hiç onlar aslında cimri değildi hocamız. Tutumluydu. Fakat bir kitap için, Yemen'de bulduğu bir kitap için servetini verip İstanbul'daki babasından kalan daireleri satıp uçak kiralayıp özel uçakla o kitabı alıp gelir ama kendisine bir pardüse almamış bir hocaydı. Böyle bir hocanın vakfında görev almaktan dolayı çok mutluyum. Bunun dışında hocam sadece gençlere şunu öğütlüyordu. Gerçi bunu ezbere biliyorum ama bir hata yapmamak için elimde kağıda yazdım. Müslümanlar
bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için veya yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık duygusu içindeler. Benim amacım onlara atalarının ilimler tarihindeki muazzam yerlerini göstermek ve öğretmektir. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca 2019 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı Fuat Sezgin Bilim Yılı ilan etti. Bundan dolayı bütün Türkiye'de ve dünyada hocamızla ilgili seminerler düzenlenmekte. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocamız şu anda dünyanın her yerinde şu ana kadar 600 faaliyette anılmaktadır. Bu ödülü hocama layık gördüğünüz için de üniversitemize, Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.